Ve bizden haber arkasından tekrar merhaba. Ben Candan Yıldız. Bugün yeniden gazetecilere dönük baskıları ve haberin mutfağında olan gazetecilere dönük hükümet kanadından, yargı kanadından gelen baskıları konuşacağız. Ama çerçeveyi biraz genişleteceğiz. Zira 5 Aralık itibariyle Barış İmzacısı akademisyenlerin de duruşmaları başlayacak. Çok sayıda üniversiteden, çok sayıda akademisyen yargılanacak. Söz yeniden yargılanacak. Bir kez daha mahkemenin karşısına çıkacak. İşte gazeteciler, akademisyenler ve savunma tarafında olan avukatlara dönük baskılara karşı ortak bir yürüyüş yapılacak cumartesi günü. Bu yürüyüş neyi amaçlıyor ve bu yürüyüşte sözümüz var, sözü neyi anlatıyor? Bunu konuşacağız bugün. Kimlerle? Ertuğrul Mavioğlu'yla, gazeteci yazar. Ertuğrul Mavi, hoş geldin. Ve tabii ki yine Barış İmzacılarından, Bak akademisyenlerinden Emre Tansu Keten de bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ertuğrul Mavioğlu, öncelikle şunu sormak istiyorum. Sözümüz var da bizim... Yani gazetecilerin neye dair sözü var? Kime sözü var? Esas olarak hakikate. Yani bütün bu üstümüze yuvarlanan çığın esas sebebinin nereden geldiği konusuna ilişkin bir çözümleme sonrasında ortaya çıkan bir cümle bu. 2 Aralık için bir takım birleştirici bir rol de üstlendiği için zaten birlikte hareketin zemini doğdu. Sözümüzü engellemeye çalışıyorlar. Barış isteyenin tepesine çöküyorlar. Haklarında dava açıyorlar, korkutmaya, yıldırmaya yönelik. Savunmaların engellenmesi için ellerinden gelen bütün çabayı sarf ediyorlar. Duruşma salonlarına avukatlar atıyorlar, yetmiyor. Avukatları tutukluyorlar. 150 civarında gazeteci arkadaşımız cezaevinde yatıyor. Çok sayıda gazeteci hakkında açılmış yüzlerce dava söz konusu. Ve bunların hepsinin toplamının aslında içeriğinin, insanları içeride yatırmak, insanlara zulmetmek falanın da ötesinde başka bir anlam ifade ettiğinin çok epeyce bir süredir farkındayız. Sözün önünü kesmeye çalışıyorlar. İstiyorlar ki sadece kendileri konuşsunlar. Hiç kimse bu yalan toplamına itiraz etmesin. Onun karşısında gerçeği, hakikati koyamasın. Bu sebeple zaten televizyonlar kapatıldı, KYK kararlarıyla gazeteler kapatıldı, ajanslar kapatıldı. Bir sürü ana akım medya içerisinde yönetimler değiştirildi, bir sürü gazeteci tasfiye edildi ve ortaya şöyle bir tablo çıktı. Sadece iktidar kanadından insanların konuştuğu ya da onların yalakası bir çevrenin konuştuğu bir televizyon ve gazete toplamıyla karşı karşıyayız. Biz de nerede kaldık? İşte bu internet televizyonlarına falan kaldık. Ama yani, buralar bir direniş sahası sonuçta. Kesinlikle. Bunu çok sitayişle anmak istiyorum. Çok iyi bir iş yapılıyor. Yani izleyicinin ne kadar olduğunun da ötesinde söz maddesel bir şeydir. Yani sonuç olarak uzayda her zaman uzay boşluğunda yerini korur. Evet. Bu anlamda buralarda bulunmak manalı. Ama sadece burada bulunmak değil, tabii sokakta da bulunmak gerekiyor. Oralara o geleceğiz. O çerçevede, evet işte şeyi söyleyeyim, yani bu sözümüz var çerçevesi içerisinde bir varlık kavgası sürdürüyoruz. Bir insan olarak varlık kavgası sürdürüyoruz aslında. Yani insanı insan olarak var eden kültürel birikimidir, toplumsal varlığıdır. Dile getirdiği sözdür, itirazıdır, boyun eğmeme tavrıdır, direnmesidir. Ve biz bütün olarak bu heyulanın karşımızda bu şekilde ceberutça saldırısının karşısında bir direniş mevzisi oluşturmaya çalışıyoruz. Gazeteciler bunu uzunca bir süredir yapıyor. Akademisyenler uzunca bir süredir yapıyor. Avukatlar sadece mahkeme salonlarında değil, adliye koridorlarında işte adalet nöbetleriyle veya benzer eylemlerle bu mücadelelerini sürdürüyorlar. Bir fikir çıktı ortaya. Dedik ki niye bunlar parçalı olsun? Hepimizi toparlayacak ortak bir ifade özgürlüğü üzerinden bir mücadele hattı yürütmek mümkün. Ve bu çerçevede görüşmeler yapıldı. Ve bu görüşmeler inanın hiç uzun sürmedi. Çünkü herkes zaten böyle düşünüyordu. Ve bir araya gelindi. Çok hakiki bir ihtiyaçmış. Çok hakiki bir ihtiyaç olduğu da ortaya çıktı. Umuyorum bu sadece bu kesimlerle alakalı olmayan bu bileşen, umuyorum işte mühendisleri, doktorları, işte aklınıza gelebilecek o halden atılmış olan bir sürü insanı, kapı önüne koyulmuş olan işçileri, iş cinayetlerine kurban gidenler olan arkadaşları falan hepsini kapsayan bir çerçeveye sahip olması lazım. Eminim bu çerçevede bu ilk olsun, adımımızı atarız, adımımızı sağlam attıkça da yürürüz.
Peki Emre Tamsu Keten, size de şunu sormak istiyorum. Siz bir iletişimci olarak, iletişim fakültesinde bir akademisyen olarak bu sözü birleştiren ortak payda ne? Yani haber alma hakkını ve haber verme hakkını savunmak, bilimsel özelliği, özgürlüğü savunmak ve savunma hakkını savunmak arasındaki ortak payda da sözümüz var. Nereye oturuyor? Ya aslında üçü de bize saldırılmasının, üç paydaya saldırılmasının aslında nedeni de aynı gibi. Kamusal çıkarları koruyan belli mevzilerin olması AKP'yi rahatsız ediyordu. Nasıl gazeteciler kamu çıkarı için bilgilendirdiğinde hapsediliyorsa, akademisyenler de aslında en azından Barış bile, bu süre ortak olmayacağız metni bile kamu çıkarı için siyasileri deşifre etme işiydi aslında. Ya da işte Onur Ramazoğlu Hoca'nın Dilovası'nda daha önce yaptığı şey, yani aslında Barış'ın akademisyenler daha önce, bundan önce de, imzadan önce de birçok alanda kamu çıkarını ilgilendiren noktalarda kamunun yanında yer alıyordu. Bu yüzden susturması gereken bir mecraydı. İletişim açısından bakarsak da aslında bu medyaya yönelik saldırının bir ayağı da aslında iletişim fakültelerine başlatılmıştı 2011'de. İşte Marmara İletişimi mesela neredeyse akademisyen yapısı 5 yıl için tamamen yarısı kadar değişti diyebiliriz. Yusuf Devran'ın Marmara İletişimi dekan yapılmasıyla beraber. Çünkü onlar da bu bağlantının farkındalar. Yani siz gazetecileri susturacaksanız iletişim fakültelerini susturmanız daha yararlı olabilir. Marmara'yı böyle, biz 3 kişi atıldık Marmara İletişim'den. Ama işte böyle bir şekilde daha idari bürokratik yöntemlerle sustururken mesela Ankara İletişim'in yarısı neredeyse atıldı KYK'yla. Evet, Ankara İletişim de Türkiye'de eleştirel medya teorisinin çıktığı, en çok konuşuldu, en çok yazıldığı yerdir. Mesela susturuldu Ankara İletişim, susturuldu. Böylece gazetecilere hani kamu çıkarı için gerçekleri yazarsanız sizi cezalandırırız derken, akademisyenlere de gazetecileri gazeteci gibi eğitirseniz sizi de sustururuz denmek istendi bu KYK ile beraber. Bu anlamda savunma, gazeteciler ve akademisyenlerin mücadelesi ortak bir mücadele. Peki Ertuğrul Mavioğlu, sence gazeteciler tam anlatabildi mi derdini? Neden gazetecilerin cezaevlerinde olmaması gerektiği savunusunu tam iyi anlatabildik mi? Tam da Rıza Zarraf haberlerinin bu kadar ayyuka çıktığı bir dönemde. Onunla bağlantılı olarak belki sormak istesem. Şimdi aslında çok cümle kurduk. Bu hiç kuşkum yok bundan. Yani çok eylemler yaptık. İşte cezaevleri kapılarında, işte mahkeme önlerinde çok çaba sarf ettik. Ama hani sesimiz ayyuka çıktı mı sorusunun belki yanıtını verirsek, çok da ayyuka çıkartamadık sesimize. Çünkü hakikaten az önce söylendiği gibi işin temelinden bir ket vurma hali var. Bir şey söylüyorsunuz, bağırarak söylüyorsunuz ama sesiniz bir anlamda kamuoyuna ulaşma konusunda aracı olması gereken kurumların duvarlarını aşmıyor. İş şeye dönüşmüş durumda aslında. Bir mış gibi yapma haline dönüşmüş durumda. Halen meslekte olan gazeteci arkadaşlarımızın bir kısmı yoğun kendi bulundukları zemin üzerinde çaba sarf ederken, küçük de olsa bir şekilde haberi duyurmak için çaba sarf ederken, gazetecinin büyük bir bölümü, adına gazeteci denir mi artık bilmiyorum, hükümet açıklamaları onlar için her şey haline dönüşüyor. Ya da ve uçağa binmek. Bu evet, gazeteciymiş gibi davranıyorlar aslında. Mesleklerinin nasıl yapılması gerektiği konusunda şöyle bir cümle kurmak gerekirse, gazetecilik işi güç odakları tarafından üzerine götürülmüş olan gerçeğin üzerindeki örtüyü açma işidir. Hı-hı. Bazen bunu çekerek açarsınız, bazen yırtarak açarsınız, bazen yakarak açarsınız. Ama gerçeğin üzerindeki perdeyi, örtüyü mutlak surette kaldırmak zorundasınız. Kaldırmak için uğraşmıyorsanız gazeteci değilsiniz. Kaldırmak için uğraşıyorsanız tabii ateşe yakın durursunuz. O ateş bir gün gelir sizin de ellerinizi yakar. Cezaevlerinde yatan arkadaşlarımızın pozisyonu budur. Veya dışarıdaki arkadaşlarımızın, dışarıdaki gazetecilerin çaba sarf ederken başlarına gelen bir sürü zorbalık, linç girişimi ve benzeri bunlardan kaynaklıdır. Hatırlıyorsun bu Büyükada operasyonu sırasında doğrudan doğruya dışarıdaki gazeteciler hedef alındı, hedef gösterildi, günlerce manşet edildik ve bunların hepsinin yalan olduğunu bile bile yaptılar bunu. Yani şimdi ben bu çerçevede aynı meslek içinde miyim, değil miyim sorusuna yanıt veremiyorum. Ya da iletişim fakülteleri açısından düşündüğünde onlarca hoca KHK'larla akademiden uzaklaştırılmış ama hala bilim üretiliyormuş taklidi yapılmaya devam ediliyor.
işte bazen akademi tavır almayı gerektirir. Akademik birikim onu gerektirir. Adorno'nun bir sözü var. Biz Karaburun Kongrelerinde onu motto yapmıştık. Bilim itaatsiz olana ihtiyaç duyar. İtaat edeceksen, biat edeceksen sen aslında bilim falan üretmiyorsundur. Ne üretiyorsundur? Sistemin çarklarına uygun nitelikte insan üretmeye başlıyorsun. Ya bunu teknoparklar bilmem nelerin de ötesinde bir ideolojik şekillenme olarak yapıyorlar bunu akademide. Avukat mahkeme salonunda sus denildiğinde kendi müvekkilinin haklarını savunamayacak pozisyona gelmesine rağmen susmaya devam ediyorsa tabii ki mahkeme salonuna atılmaz, tabii ki tutuklanmaz. Ama ısrarla çabasını sarf ediyorsa, ısrarla sözünü söylemek için o haksızlığın, o adaletsizliğin nasıl bir yıkım olduğu gerçeğini haykırmaya devam ediyorsa işte başına dünya kadar şey geliyor. İşte en son ÇAD, Selçuk Kozaçlı'nın ve bir sürü ÇAD üyesinin tutuklanmasının esas kaynağı budur. Ya da cezaevlerine giriş yasakları koyulmasının kaynağı budur. Bunların hepsi aslında kendimizi ifade etmek, yani varlık şartımızı ortaya koyma gerçeğimizle alakalı olan bir olgu. Ve bu olguda ısrar etmediğimiz müddetçe biz olamayacağız artık. İşte biz aslında biz olmaya devam edelim, kendimiz olmaya devam edelim, kendimiz gibi davranmaya devam edelim dediğimiz için aslında böyle zeminler, böyle çabalar, böyle feryatlar içerisindeyiz. Peki aynı soruyu biraz akademi dünyasına kırarak, bükerek sorayım. Akademiye sonuçta işte çalışanların, sıradan insanların tırnak içinde çocukları gidiyor. O kesimle bu kadar akademik niteliğin tasfiyesinin anlatılması konusunda iyi bir bağ kurulabildi mi? Düşünüyor musun iyi bir bağ kurulduğunu? Tam gazetecilerin kendilerini anlatması bağlamında sorarsam. Ya, kurulamadı aslında yani. Üniversitede atılan akademisyenlerle öğrenciler arasında çok bir bağ kurulduğu söylenemez. Öğrencilerin bu süreci tam olarak anladığı da söylenemez. Bunun nedeni KYK'dan önce de aslında yoğun bir baskı, siyasi, 2013'ten beri yoğun bir siyasi baskı süreci altında yaşıyoruz. Bu aslında öğrencileri de... Aslında Gezi'den sonra değil mi? Gezi'den sonra öğrencileri de apolitize eden bir şey. Mesela örgütlü öğrenci hareketini 10 sene önceye göre şu an değerlendirdiğimizde örgütlü öğrenci hareketi bile çok direnen, tabii çok öğrenci arkadaşlarımız var, mücadele eden arkadaşlarımız var ama çok ciddi şekilde güçsüzleştiğini görebiliyoruz. Bu süreçte tabii yani eylemlerde yanımızda olan, daha sonra bizde iletişimde kalan, çeşitli yerlerde düzenlediğimiz parklarda, tiyatro sonra düzenli derslere gelen, bunları organize eden öğrenci arkadaşlarımız hep oldu. Ama tam dediğiniz anlamda o şeyi kuramadık. Bağı kuramadık. Baskı dönemleri aslında bu birbirleriyle yan yana olması gereken grupların birbirinden uzaklaştırıldığı bir dönem de oluyor. Bu da dayanışmayı zedeliyor ciddi anlamda. Ama tam da bunun tersi bir fotoğrafla karşı karşıya olacağız cumartesi günü, değil mi? Akademisyenler, gazeteciler ve avukatlar yan yana dayanışmayı öğren bir fotoğraf verecekler. Cumartesi tam olarak ne olacak? Hangi söz öne çıkacak? Belirli bir kesimin sözü mü öne çıkacak, yoksa ortaklaşmış bir söz mü öne çıkacak? Ve bizi nasıl bir dava süreci bekliyor? Çünkü yeniden bir duruşma yağmuruyla karşı karşıya kalacağız. Evet, yani tabii ortaklaşmış sözlerimiz var. Esas itibariyle sözümüz var diyoruz. Yani aslında bu söz düne, bugüne ve yarına dair sözler. Yani dün bu sözü söyleyen, barış isteyen, hakikatin peşinde olan, eşitlikten, özgürlükten yana olan, hiç kimse madara olmamış bu ülkede. Yani her dönemde başlarına pek çok şeyler gelmiş. Hapislerde yatmışlar, haklarında davalar açılmış, kitaplar toplatılmış, gazeteler kapatılmış. 12 Eylül dönemi hatırlayın, 12 Mart dönemi hatırlayın. İnsanlar idam sehpalarına çıkartılmışlar. Şimdi bir bütün olarak baktığında bunların hepsinin tamamı geleceğe dair iyi fikirlerin örgütlenmesi için gösterilen çabayı ifade ediyor. Ve bunların hepsi düne ait sözümüzün bugüne taşınmış olması gerçeğiyle alakalıdır. Ve bugüne taşınmış olan sözümüzü biz yarına devredemeyeceksek eğer, hakikaten az önce söylediğim gibi insani varlığımız aslında ciddi bir şekilde zedelenmiş oluyor. Yoksa hepimiz biliriz yani koyun gibi yaşamayı, ne var ki? Yani ses çıkarmazsın, televizyonlardan bas bas bağırır, çok rahatsız ediyorsan sesini kapatırsın, olur biter. Yani itiraz etmediğin zaman,
bir şey yok saydığın zaman, hapisteki arkadaşlarına arkadan döndüğün zaman kimse sana demiyor ki ya çok ayıp ediyorsun falan diye. Ama mesele aslında sadece ve sadece içerideki insanlar meselesi değil. Kendi varlık sorunumuz meselesi ve ben inanıyorum 2 Aralık Cumartesi günü gelecek olan insanlar esas olarak kendi varlıklarını korumak için gelecekler. Yani sosyal varlıklarını, barışa olan inançlarını, eşitliğe, özgürlüğe, adalete olan inançlarını, adalet o kadar zedelenmiş durumda ki hiç kimse mahkemeye çıkarken bir yargılamayla karşı, adil bir yargılamayla karşılaşacağını düşünmüyor. Ve ne oluyor? Karşında hükümetin tayin etmiş olduğu ve sadece yargıladığı kişilere değil, onun gibi olan herkese bir ibret dersi vermek için, bir dayak atmak için yapmış olduğu bir tiyatrodan ibaret bir olguyla karşı karşıya kalıyoruz. Muhtemelen barış akademisyenlerin yaşayacağı davalar da böyle davalar olacak. Yani düşünsenize Çağlayan'da ağır ceza mahkemeleri 40'lara dayandı. Yani sabah kalkıyorlar, yeni bir mahkeme oluşturuyorlar. Çünkü ağır ceza reisliği denilen şey eskiden bir mana taşıyordu. Söyleyeyim size, benim babam avukattı rahmetli. Şey derdi, o ağır ceza reisi kalem kıran adam. Yani kalem kırmak, yani bir insanın hayatına hükmeden özelliğe sahip olan bir insan olması gerekir. Bu anlamda adalet duygusu, vicdan duygusu hepsini bir şekilde kendi bünyesinde toplamış olmak gerektirir. Bu böyle midir? O ayrı tartışma ama böyle olmayı gerektirir. Görüyorsunuz karşınızda 20-25 yaşlarında, 30 yaşlarında genç hakimler ağır ceza reisi diye karşınıza oturuyorlar. Bilmem taşranın bilmem neresinde başarısız bir avukatken bir sınava sokuluyor. AKP'nin rahleyi tedrisinden geçmiş olduğu için de oraya yerleştiriyor ve senin karşına bir yargıç olarak değil bir militan olarak duruyor. Ve bunun sonucunda da ortaya çıkan gerçekliğimiz şu. Bütün her şeyi ispat etmenize rağmen eğer yukarıda emir gelmiyorsa arkadaşımız tahliye edilmiyorlar. O iddianame kabul edilmemesi gerekirken kabul ediyorlar karşınıza bir mahkeme bir yargılamaymış gibi karşınıza dikiliyorlar. Şimdi bu gerçeği bilirsek eğer nasıl bir zeminde hareket etmemiz gerektiğini de daha iyi anlarız. Bizim kavgamızın esasının bir meşruiyet kavgası olduğu gerçeğini altını çizerek belirtiriz ve bu yoldan yürürüz. Yoksa mahkemelerin adalet bekleme üzerine sürdürülecek olan bir çalışma olsaydı eğer avukatlar niye içerdi diye sorduğumuzda bunun bir cevabı olması gerekirdi. Ya da niye barış isteyen insanlar onlarla yüzlerle yargılanıyorlar sorusunun bir cevabı olması gerekirdi. Niye hakikatin peşinde olan gazeteciler ne etti size diye sorduğunuzda bunun bir cevabının olması gerekirdi. Bunların hiçbirinin cevabı yok. Ne anlıyoruz? Biz bir baskı ve tahakküm mekanizması var ve o tahakküm mekanizmasını daha iyi yerleştirmek için ya da başka bir ifadeyle yalansız yaşayamayan, başka türlü hayatını sürdüremeyen bir iktidarın yalanlarının ortaya çıkmasının önünde engel olabilmek için bu tür bir sistem, bu tür bir mekanizma kurmuşlar. Polisi, yargısı, mahkemesi, jandarması, cezaevisi, ıvırı kıvırı, demir parmakla bir bakıyorsun müthiş bir heyula olarak senin karşında duruyorlar. Çok mu güçlüler? Hiç sanmıyorum. Güçlü olan yarına sözü olandır. Peki. Gerçekten slogan gibi oldu. Peki ben işte dediğim gibi 5 Aralık'ta barış akademisyenlerinin yargılandığı silsile halinde duruşmalar başlayacak. Nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız? Kaç akademisyen yargılanacak? Kaç üniversiteden hoca yargılanacak? Ve tek tek yargılanacaklarını biliyoruz. Bu ne anlama geliyor? Buna dair de biraz bilgi alalım sizden. Evet. Şimdiye kadar 120 kişiye yakın akademisyen dava açıldı. Bunların hepsi İstanbul'da. İlk İstanbul üniversite gidiyor savcı. Ama yani çok aslında savcının başından beri stratejisini onu anlayamadık. Çok saçma sapan işler de yapıyor. Mesela neye göre İstanbul'da başlıyorsun? Alfabeye göre mi gidiyorsun? Hiç belli değil. İlk İstanbul'da Galatasaray Üniversitesi'ndeki hocalara dava açıldı. Ondan sonra Marmara Yıldız ve bazı özel üniversiteler. Özyeğin gibi. Ve Kemerburgaz. Evet, birkaç Işık galiba falan. Birkaç özel üniversite böyle bir şey yaptı. İlk açtı 120 kişiye birden. Böyle bir dava açtı. Davaların hepsi ayrı mahkemelerde. Yani aynı mahkemede olanlar da var ama
İşte bir 10 mahkeme falan 15 mahkemede farklı mahkemeler ve hepsinin saati farklı. Duruşma saatleri farklı, dava farklı. Herkese tek tek dava açıldı. Tek tek. Halbuki aynı iddianame. Aynı iddianame ama herkese tek tek dava açtılar. Aynı suçlamadan. Ve yarım saat işte, yani benim duruşma 30 Ocak'ta 11.30'da, 12'de başka bir arkadaşın duruşması var. Aynı mahkeme böyle. Orada bekleyeceğiz sabahtan akşama kadar sanırım. Bunun nedeni de işte dayanışmayı bölmek. Yani hepimiz aynı davayı açsa orada her duruşmada gidip kendimizi göstereceğiz. Bunu olmaması için zamanı yaymışlar. Bu arada yani İstanbul dışındaki barış imzacıların da davası burada görülecek. Bütün Türkiye burada görülecek. Onlar gelecek gibi. Bunun nedeni de şey olabilir. Belki tek tek birilerine ceza verme şeyi de olabilir. Mesela birisine ceza verip diğerlerine vermeme gibi bir silah tehdit elinde tutmak istiyor olabilir bu davada. Birleştirilmemesinin bir şeyi var mı? Bir aklı var mı yani? Onu sormaya çalışıyorum. İşte biz de onu anlamaya çalışıyoruz. Yani hem birleştirilmemesinin şey nedeni belli tabii ki. Yani bir arada durmayalım. Duruşma günleri orada. Ya da hızlı sonuçlansın yapmayalım. Belki de. İkinci neden de şey olabilir işte, yani dediğim gibi tek tek yargılanmak daha da korkutucu herhalde. Yani birisine bir mahkeme ceza verirken sonuçta dönse bile tutuklanabiliriz gibi. Böyle bir tehdit elinde tutuyor sanırım. TMK 7-2'den yargılanıyoruz. Terör örgütü propagandası yapmaktan 7,5 yıla kadar. 7,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Ya iddianame aslında çok komik yani. İddianame TMK'ya göre de TCK'ya göre de biz suç işlemedik. Ortada bir suç yok. Çok zorlama bir iddianame. Yani PKK terör örgütünün yaptıklarını söylemeyerek propagandasını yapmak. Hani devlet bunları yaptı, PKK'yı niye söylemiyorsunuz? Söylemeyince de onu olumlamış oldunuz o yöntemi. Böylece propaganda yaptınız gibi saçma sapan şeyler. Bir çeviri yapmışlar mesela, İngilizce çevirisi. Şey, İngilizce metin, bu suçu ortak olmayınca İngilizce metni Türkçe'ye çevirmişler. Orada Kurdish Province'si Kürdistan olarak alıyor. İngilizce'de başka bir propaganda yaptı. Kürdistan diyerek propaganda yaptı diyor. İşte dayanışma akademileri bir süredir sürüyor Türkiye'nin çeşitli yerlerinde. Mesela onları da öyle mi? Dayanışma akademileri kurarak terör propagandası devam ettirmek. Suçu devam ettirmek, suçu övmek gibi şeyler. Yani akıl alacak bir iddianame değil. 10 sayfalık falan bir iddianame. Muhtemelen işte Ertuğrul Bey'in dediği gibi bir parodi olacak. Yani bize oraya çıkıp bir tiyatro oynanacak. İçimizden birisi başka bir şey derse onu manşete çekecek. Oradan bir başka bir haber üretecek. Bizi küçük düşürmeye çalışacak gibi. Ki zaten bu davadan önce bize emniyete gidip ifade vermiştik. Emniyet almıştı ifadeyi savcının emriyle. 14 tane soru sorulmuştu. 14 soru da aşırı siyasi ve kanaat bildirmeye yönelik sorular. İşte PKK terör örgütü müdür gibi. Bunlar anayasaya aykırı olduğu için hiçbirine cevap vermedik zaten. Muhtemelen aynı soruları soracaklar. Oradan bizi bir şekilde bizim üstümüzden bir siyasi haber yapmaya çalışacaklar. Bu tabii yıpratıcı bir süreç. 7,5 yıllar cezada yargılanmak çok mutlu etmez kimseyi sanırım. Böylece yani daha zayıf halka olarak gördüklerini de bu süreçten kopartmaya çalışacaklar diye düşünüyorum. Peki son olarak cumartesi eylemini biraz daha herhalde konuşmak gerekiyor. Tam da çağrı metninde Ertuğrul dediğiniz gibi barışa, demokrasiye, haber alma hakkına sözümüz var diyorsunuz çağrı metninde. Cumartesiye dair neler söyleyeceksiniz gazeteciler adına? Yani sözün bittiği yerde faşizm başlar dedik. Hani birileri diyecek ki ya faşizm zaten yok. Genel bir ifade olarak söyleyelim yine. Sözün bittiği yerde faşizm başlar. O yüzden herkese dedik ki sözünü de al da gel. Yani sözümüz tükenmesin. Evet, tükenmesin. Ve bu aynı zamanda faşizme karşı bir direnme hattı. Zorbalığa, gaddarlığa, her şeye, barışı ayaklar altına alan, işte özgürlükleri, eşitlik duygusunu, hani aklınıza gelebilecek insanın bugüne kadarki kültürel dünyasında yaratmış olduğu iyi güzel ne varsa hepsini bir sifonla göndermeye çalışan kafa yapısını önünde bir set oluşturma ihtiyacının somut sonucu bu beraberlik. Ve o beraberliğin tabii cumartesi günü anlamlı bir karşılığının olacağına inanıyorum ben. Daha önce Kadıköy'de yürüyüşler yaptık Cumhuriyet davası için. Son derece de başarılı yürüyüşlerdi. Saat kaçta, nerede buluşuluyor? Saat 2'de Mehmet Ayvalıtaş Meydanı'nda, bu Bahariye Caddesi'nin sonundaki meydanda buluşulacak. Oradan dut ağacının önüne kadar. Yani evet, o romantik yeri.
fuardaki şey dedik yani el ele, göz göze, söz söze. Omuz omuza, yürüyelim, diz omuz omuza, evet, diz dize. Biz bize yürüyelim. Tabii sadece biz bize olmayalım. Sözü olan herkes gelsin. Yani bu mesele başta o yüzden ifade ettim. Sadece akademisyenin, sadece avukatın ya da gazetecinin meselesi değil. Az önce ifade edildiği gibi bu tüm meslekler, bu mesleklerin tamamı kamusal bir zemin üzerinden yürüyorlar. Yani biz gazetecileri tanımlarken sadece haber verme hakkının üzerinden yürümüyoruz. Aynı zamanda haber alma hakkı üzerinden de yürüyoruz. Aynı zamanda haber olma hakkı üzerinden de yürüyoruz. Yani haber yapma da tabii, hala bir maalesef hakka dönüştü yani tabii işte, memlekette. Bunların tamamı evet, bir hak ve hepsinin kamusal içeriği var. Çünkü gazeteci Don Kişot değil sonuç olarak. Gazeteciliğin cesaretle yapılma zorunluluğu da korkunç bir durum bir ülkede. Yani haber vermek için uğraşıyorsunuz. Bu ülkede neler olup bitiyor? Ne yalanlar, ne dolanlar, ne üçkağıtlar, ne kaydırık kuyduruk işler dönüyor. Meselesi üzerine gazeteci kafa patlatıyor. Ve o çalışmasının sonucunda özgürce yayınlayabilme imkanını bulamıyor. Bunun sonucunda ne oluyor? Kamu bilgisiz kalıyor. Kamu sadece yalanlara maruz kalan ve bir süre sonra da o yalan toplamına inanan bir pozisyona geliyor ki iktidarın istediği zaten budur. Bir de yani ülkenin mağdur kesimlerinin haber olma hakkı var. Yani aha, kendini görünür kılma hakkı var. Bunun anlamda bu çaba sadece gazeteciyi, sadece akademisyeni, sadece avukatı ilgilendiren bir çaba değil. Bana sorarsanız savcıların, hakimlerin de bu yürüyüşe katılması lazım. Çünkü biz onların da özgürleşmesini savunuyoruz. Hatta bugün gerekirse, dediğin gibi ses çıkaramayan gazetecileri işine tabii onların da gelmesi lazım. Ya bu bunların tamamı kamusal çıkarlarla alakalı ve biz bu az bir kesimin talepleriymiş gibi algı oluşmasının da tamamen karşısında olmamız lazım. Çünkü bu tüm toplumun problemi. Başta söylediğimi tekrarlayayım. Çünkü sözün bittiği yerde faşizm başlar. Siz sözünü söyleyemezseniz onlar egemen olurlar. Onlar daha beter ensenizde boza pişirmeye devam ederler. Siz sessiz kalsanız bile o Alman faşizminin geldiği dönemde söylendiği gibi en son rahip, en son o rahibin söylediği gibi zaten en son bana gelmişlerdi. Zaten toplumda ses çıkartacak kimse kalmamıştı. Evet. Ertuğrul Mavioğlu. O yüzden herkes gelsin evet, yani. Herkes. Cumartesi'ye dair böyle bir çağrı yaptın. Hatta polisler de gelsin. Onlar da bizim eylemimize destekçi olarak katılsınlar. Çünkü hak, hukuk, adalet, eşitlik, özgürlük gibi iyi fikirlerle yola çıkanları coplama zorunluluğu da bir kölelik halidir. Bu köleliği de reddetmeleri için onların da bizim karşımıza değil, tam tersine en azından bizimle arkamızdan da olsa yürüsünler. Bilmiyorum, duydular mı? Peki Ertuğrul Mavioğlu'nun söylediği yerden yine ben pas alarak soracağım. Yalansız bir dünya talebi var aslında. Tam da cumartesi günü biraz bu dile getirilecek dolaylı olarak. Son olarak siz ne söyleyeceksiniz cumartesi yapılacak yürüyüş için? Yani aslında gazetecilerin bu baskı sürecinde çok ciddi ve anlamlı bir mücadele süreci oldu. Akademisyenlerin de aslında iki seneye yaklaşıyoruz imza sürecinin başlaması. Yani Ocak'ta iki sene olacak. İki senede akademisyenler yeni bir mücadele birikimi ortaya koydu diye düşünüyorum. Bunun mücadele birikiminin yansıdığı bir yer olacak 2 Aralık. Ama orayla kalmayalım. 5 Aralık'ta duruşmalar başlıyor. 5 Aralık'ta 9'da Çağlayan Adliyesi'nde olacağız. Yargılanan arkadaşlarımızın yanında olacağız. Bu birikimin akademik direnişin Türkiye'ye yayılan parça parça da olsa birbirine dayanışan akademik direnişin sönmeyeceğini düşünüyorum. Daha da güçleneceğini düşünüyorum. Çünkü başka şansımız yok yani. Direnme dışında başka bir şansımız yok. Peki çok teşekkürler Ertuğrul Mavioğlu, geldin, bilgilendirdin. Ya şunu söylemekte fayda var. Aha. Bizim ülkemiz niye hep böyle diye düşünüyorum bazen. Şu hatırlar mısınız? Evet. Aydınlar dilekçesi vardı. Kenan Evren kalktı dedi ki ne yapayım ben senin gibi aydın dedi. Aziz Nesin orada çok şahane bir cevap verdi. Dedi ki ben beni bir şey yapman için aydın olmuyorum.
Çok güzel. Tam da aslında Ankara'daki o kareyi hatırlarsın. Ankara Üniversitesi'nin evet, önünde cübbelerin ezildiği şeyde senin gibi akademisyen tepkisi aslında tarihsel olarak hep benzer halleri yaşadığımızın bir fotoğrafı. Çok teşekkürler siz de geldiniz. Evet, haber arkasından bugünlük, bu haftalık bu kadar. Cumartesi günü gazeteciler, akademisyenler ve hak savunucuları, avukatlar ortak yürüyecekler. Sözümüz var diyerek yürüyecekler. Barışa, demokrasiye ve insan haklarına, hak ihlallerine karşı ortak sözümüz var diyerek yürüyecekler. Haftaya yeniden haber arkasında buluşmak üzere. Hoşça kalın ve bizde kalın.